Yedinci sorumuzun da çözümüne başlayalım. Soruda yine AB noktalar arasındaki eşkenar direnci bulmamız isteniyor. Yine bu soruda yıldız üçgen dönüşümü var. Yine hatırlatmayı aşağı koydum. Bakın ben burada seçeceğim. Yıldız üçgen dönüşümü. Şu yukarıdaki. 5, 5 ve 5 dirençleri olacak. Zaten bütün geri kalan dirençlerde zaten 5 ohm. Tek dönüşüm şu anda bunu görüyorum. Başka bir dönüşüm seçemedim. Zaten bunu dönüştürdüğüm zaman muhtemelen soru çok kolay bir şekilde çözülecek. Deneyelim. Ohm, 5 ohm, 5 ohm. İçerisine yıldızı çizelim. Dönüşüm kuralı neydi? Komşu dirençler. Şöyle R1, R2 ve R3 dersek. R1 eşittir R2 eşittir R3. Çünkü bütün dirençler aynı. Görüldüğü üzere. Komşu dirençler çarpımı bölü 5 artı 5 artı 5 bütün dirençlerin toplamı. Buradan 25 bölü 15. Bu da 5 bölü 3 yapıyor. Bu da ne yapar yaklaşık olarak? Makinamıza çözdüğüm bunu da 5 bölü 3 1.666 ohm yapıyormuş. Bu dirençleri devremize yerine koyarsak şöyle bir şey çıkacak ortaya. A diyorum. Burada 5 ohm var. Şu aşağıda 5 ohm var. Zaten hepsi 5 ohm. Şurada R3 direncimiz var. Şurada R2. Şurada da R1 direncimiz var. R1, R2, R3 yazalım. Geri kalan dirençlerimizi de yerine koyarsak, tabii şurada bir hata yapmışım. R3'ün altında bir tane daha direnç var. Şu 5 ohm. 5 ohm. 5 ohm. Şuradaki de 5. Hepsi 5. Bakalım unuttuğumuz bir direnç var mı? Şurada bir direncimiz daha var. 5 ohm. 5 ohm. Şurası B noktasıydı. Bakın şu R1, R2 ve R3 1.666 ohm. Burada ben seri olanları göstereyim. Şu ikisi birbirine seri. Şu ikisi birbirine seri. Şu ikisi birbirine seri. Hatta şöyle şunu şöyle sileyim. Yine yazalım değerlerini. R1, 5. Şu 3 aslında birbirine seri. Şimdi buradaki seri olan dirençlerin eşdeğerlerini yerine koyarsak epey bir sadeleşecektir. A 5 ila 1.660'ın toplamı 666'ın 6,666. Şu aşağıdaki R3 ve 5'in toplamı da 6,666. Burada 11.666. Çünkü 2 tane 5 ohm artı 1 tane de 1.666 ohm var. Bakalım başka unuttuğumuz bir direnç var mı yukarıda? Şurada benim yazmayı unuttum. Yine bir direnç daha var. Bu da 5 ohm. Bakın şuradaki 5 ohmlar da birbirine seri. Onu da şöyle gösterelim. 2 tane 5 ohmun toplamı 10 ohm. Şuradaki 5 ohmu da
gösterirsek 5, 10. Burada bir tane daha dönüşüm yapmamız gerekli. Çünkü burada tam paralellik ve seri durumlarını gösteremiyoruz. Sol taraftaki şu üçlü kısmı veya sağ taraftaki şu üçlü kısımdan bir tanesini seçebiliriz. Ben sol tarafı seçiyorum. Bunun içine bir tane şöyle üçgen çizeyim. Pardon, yıldız çizeyim. Ve yine buradaki eşdeğer dirençleri hesaplayayım. Şuna diyeyim ki R1, şuna R2, şuna da R3. R1 eşittir 6,666 çarpı 6,666 bölü 6,666 artı 6,666 artı 10. Ne yaptık? R1 için diyorum. Komşuları çarptık. Toplam şuradaki 3 dirence böldük. Çarpalım. Üstü pay 43,435. Bölü. Toplam direnci yazarsak altı nokta altı. Yirmi üç nokta 332 çıkıyor. Buna RT diyebilirim. R toplam. Bir daha yazmayayım. Bu da eşittir. Neye karşılık geliyormuş? Bir nokta 1,861. Ohm yapıyor. R2'yi hesaplıyoruz. R2'nin komşuları nedir? Şu 6,666 ile 10. 10 çarpı 6,666 bölü RT, o da eşittir 2,857 ohm yapıyor. R3 ise kaç yapıyormuş? 6,666 çarpı 10 bölü RT. Bu da 2,857 yapıyor. Çünkü R2 direnci ile aynı değerler. Bunların sadeleştirilmiş halini gösterelim burada. İlkten R3'ü yazıyorum. R3 eşittir. Neydi? 2,857. 2,857. Daha sonra R2 yazıyorum. R2 eşittir 2,857. 2,857. Sonda R1 yazıyorum. R1'de 1,861. 1,861.
Daha sonra geri kalan bağlantıları kuracağız. Aşağıdaki 5 ohm ile 11 sağdaki 11.666 ohm kaldı. 11.666 ohm. Aşağıda da ne vardı? 5 ohm. 5 ohm. Şu da R1 direnciydi. Burada mesela hafiflendirme yaparsak kırmızı ile yapalım. A noktası. Burası D noktası. Burası da E noktası olursa burada A noktası. Şu aşağıdaki ne demiştik? D noktası. Burası da E noktası oluyor. Buradaki serileri gösterelim. Bakın şu ikisi birbirine seri aslında. Şu ikisi de birbirine seri. Ve bu ikisi birbirine paralel. Yeşiller birbirine paralel. Yazarak gösterirsek 11.666 paralel 5 artı 2.857. Şurası 7.857. Şurayı toplatalım. Bakalım kaç çıkıyor. 13.527. Bunları da hesaplarsak 13.527 çarpı 7.857 bölü 57 artı 13.527. Dokuz yüz yetmiş ohm geliyor. Yeniden eş değeri yazıyorum. A noktası baştaki 2.857'lik direnç. Daha sonra bu noktayla B noktası arasındaki eşdeğer direnç yani 4.97. Burası da B noktası. Eşdeğer direncimizi de hesaplayalım. A ile B noktası arasındaki eşdeğer direncimiz 7.827 ohm çıkıyor. RAB eşittir 7.827 27 ohm. Sorumuzda başka da bir şey istenmediğine göre sorumuzun çözümü bu kadar.